Merhabalar efendim. Evet, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un ilk defa tamamen dijital platformlara taşınan 15. sezonuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün büyük dönüşümün eşiğinde olan moda endüstrisinde dijitalleşme, sesinizi global ölçekte çok geniş kitlelere duyurabilmek için çok büyük avantajlar barındırıyor elbette. Bu doğrultuda İstanbul'u global bir moda başkenti olarak konumlandırmak, Türk tasarımcı ve tasarım markalarını uluslararası moda ağına taşımak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın çok değerli destekleriyle etkinlik organizasyonunu üstlenen İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve etkinliği destekleyen Türkiye Tanıtım Grubu, aylar süren çok yoğun bir çalışmanın ardından bugün Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un yeni dijital sezonunu başlatmanın haklı gururunu yaşıyor. Hafta boyunca 30 defilenin yanı sıra canlı yayınlar, özel konuklarla sohbetler ve daha birçok etkinlik www.mbfwistanbul.com adresinde yayınlanacak. Herhangi bir üyelik gerekmiyor, etkinlik ücretsiz olarak takip edilebilir. Sözü ilk olarak bu etkinliğin mimarlarından İHKİP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Gültepe'ye bırakmak istiyorum. Evet. Öncelikle ben de herkesi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bundan önce tabii 14. düzenlemiş olduğumuz İstanbul Fashion Week tamamen yüz yüze ve kuyrukların olduğu, ön oturumların çok fazla olduğu bir etkinlik ve aktivasyondan bahsediyorduk. Ancak şu anda özellikle ekran başlarında bizleri seyredenleri bu uzaktan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum bizleri yalnız bırakmadıkları için. Şimdi 15. kez düzenliyoruz. Dijital anlamda düzenliyoruz. Gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi yaklaşık 4-5 aylık bir çalışmanın bir ürünü olarak şu anda buradayız. Özellikle bu konuda Türkiye Tanıtım Grubu ve Sayın Tim Başkanımız, Ticaret Bakanımızın destekleriyle beraber aslında Türkiye'de ilk bir şeye imza atıyoruz. Hazır giyim zaten bu konularda ilkleri çok fazla çeken bir sektörden bahsediyoruz. İlkleri yaşatan bir sektör, ilkleri yapan bir sektör ve şu anda da ilkleri başarıyoruz, başarmaya çalışacağız. Bir hafta boyunca Türkiye'nin moda ile ilgili, tasarımla ilgili, trendle ilgili ne aktivasyon varsa bu bir hafta içerisinde bütün aktivasyonlar şu anda ortaya söylemiş olduğumuz web sayfası üzerinde İstanbul Mercedes-Benz Fashion Week sayfasında bedava bir şekilde yayınlanacak. Amacımız nedir? Amacımız burada Türkiye hazır giyim ve tekstil söylendiği zaman Türkiye olarak dünyanın ilk 3, maksimum ilk 5'i içerisine girmektir. Yani böyle bir kelime kullanıldığı zaman Türkiye birinci sıralarda gelsin. Nasıl bir anda modayla başladığı zaman insanlar Paris, Londra, New York dediklerinden dolayı biz de diyoruz ki ilk Türkiye gelsin. Türkiye bu konularda ilkleri yapsın, ilkleri imza atsın. Amacımız Türkiye'de ortaya koymuş olan bu performansı 30 tane çok tecrübeli, hem tecrübe tarafından hem de genç tasarımcılarımızı dünyanın bütün platformunda ortaya koymak. Bunun şöyle bir özelliği de var. Biz aslında 2 sene önce yapmış olduğumuz çalışmalarda, ortak akıl çalışmasında normal fizikselden dijital yapabilir miyiz derken pandemi çıkınca otomatik olarak bu olaya çok rahat bir şekilde 4-5 aydan beri hazırlık bir şekilde çalıştık. Dünyanın 144 ülkesinde yaklaşık 200-250 bin kişiye aynı anda ulaşabilecek bir platformdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'yi bu konuda çok daha iyi bir şekilde tanıtacağımıza biz inanıyorum. Geçen hafta biliyorsunuz moda konferansı vardı. Bu hafta moda haftası. Her hafta Türkiye'yi farklı bir şekilde biz dünya platformları içerisinde tanıtmaya, çalışmaya ve çalıştırmaya çalışıyoruz. Biz de ihracatçı birlikleri ve tim olarak bu misyonu ve vizyon doğrultusunda bütün aktivasyonlarımızı yapıyoruz ve inanıyoruz ki kısa dönemde şu anda olduğumuz durumdan 18 milyar dolarları çok kısa süre içerisinde bu aktivasyonları büyüttüğümüz ve birlik beraberlik içerisinde 33 milyarları, 50 milyarları yakalamak mümkün değil. Söylediniz, amacımız şudur, Anadolu'nun her tarafını üretim üssü yapmak, İstanbul'u da moda merkezi yapmak diyorum ve başarılar diliyorum. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Bu dileklerinize katılmamak elde değil. Evet, şimdi Mercedes-Benz Fashion Week'in 15. sezonunda Türkiye Tanıtım Grubu'nun desteği, Türkiye'yi moda aracılığıyla dünyada tanıtma anlamında çok önemli adımların atılmasına vesile oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bünyesinde 27 sektörle
ülke ihracatını arttırmak adına tüm güçleriyle çalışmalarını sürdüren TİM Başkanı Sayın İsmail Gülle'ye bu destek kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları ve sektörün hedeflerini kendisinden dinlemek üzere sözü bırakıyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanımı kutluyorum. Teşekkür ederim. 15.sini gerçekleştiriyoruz. Bir bakıma belki yıllar sonra yapacağımız dijital dönüşümü çok daha erkene alarak biraz önce başkanımın da genişçe belirttiği gibi daha geniş bir platforma, daha izlenebilir, daha ulaşabilir ve daha sürdürülebilir bir hale getiriyor. Bu nedenle kutluyoruz. Bizim sektörümüz özellikle son 5-6 senedir ihracatta hep bir rakama takılı kalmıştı. Bunun biz yukarıya nasıl çıkartırız, bunu biz yukarıya nasıl alırız diye düşünürken yani her şeyden bir hayır aramak lazım. Bizi de bu pandemi dönemi aslında bizim de bu konuda ülkemizin pandemi sonrasındaki yeni normal dünya düzenindeki dönemden, tedarik zincirindeki büyük değişimden etkilenerek bu işi fırsata çeviren sektörümüz oldu. Hı hı. Geçen yıl üçüncülüğe gerileyen sektörümüz çok kısa zaman içerisinde ikinciliğe yükseldi. Aylar bazında en yüksek ihracat rakamlarına ulaştı. Bu konuda tebriklerimizi iletiyoruz. Ve başkanımın söylediği gibi artık o rakamdan yukarıya doğru çıkışa başladık. İnşallah sektörden de, piyasadan da, firmalardan da aldığımız geri dönüşler bunun devam edeceği özellikle yeni yıla kadar ve yeni yıldan sonrasında da sipariş yoğunluklarını, doluluklarını bunları görüyoruz. Bunlar bizim için son derece güzel gelişmeler, güzel olaylar. Bu demek ki yapılan işlerin, yapılan çalışmaların meyvesini almaya geldiğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönemi bizim iyi yönetmemiz gerekiyor. Hazır giyim sektörümüz Türkiye için önemli. Hep istihdamdan, cari fazladan, ondan sonra daha fazla ithalattan fazla ihracat yapan ülkeye çok ciddi değer yaratan bir sektörümüz yıllardan beri de ve oturmuştu çok ciddi bir altyapısı var. Başkanım da söyledi, ilkleri yapan sektör olmak. Bu Türkiye'de diğer sektörlere bazı işlerde gerçekten uygulama olarak, fikir olarak, eylem olarak, aktivite olarak bunların hepsine öncülük etmiştir. Bu nedenle ilk tasarım yarışmasıyla gençlerimizin bugün modacı olarak bildiğimiz bütün isimlerin yetişmesinde, ortaya çıkmasında, gelişmesinde, büyümesinde, markalaşmasında, dünyaya açılmasında her şeyinde sektörün desteği çoktur ve anlamlıdır. Bu destekle biz biliyoruz ki katma değerle üretilen, katma değerle yükselen tasarımla, Ar-Ge ile bu kültürle yükselen değerlerin çok daha hızlı bir şekilde ihracatımıza ciddi katkılar sağlayacağını biliyoruz. Bugün ihracatımızın en değerli üç sektörünü sayalım dediğimizde birinci sırada mücevher, ikinci sırada savunma sanayi, üçüncü sırada da hazır giyim sektörünü görüyoruz. Bu bizim için çok büyük bir değer. Yani kilogram değerini 13 dolarlar seviyesinde. Bu son derece güzel, iyi bir derece, iyi bir değer. Şimdi Almanya'nın ortalamasının 4 dolarlar seviyesinde olduğunu söylersek, 13 dolarlık bir kilogram değerinin çok yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir kere bunu burada kalıcı yapmak, ikincisi de bu söylediğimiz bu yarışmalarla, bu etkinliklerle buradan Türk modasının, kültürünün, tasarım gücü kabiliyetinin ürünlerimize yansımasıyla bunu daha yukarılara çıkartmak, bu da bizim ikinci değerimiz olacaktır. Biraz önce başkanımın söylediği gibi, yani biz milyonlarca aratmak üzerine üretmek yerine değer üretmek, içerisine değer katarak, fikirler koyarak, tasarımlar koyarak, hayaller koyarak, rüyalar koyarak yükselttiğimiz bu değerlerle daha farklı yere gideceğiz. Yani her anlamıyla son derece özel bir ortamdayız. Biz başkanımın da söylediği gibi yıllardır bu organizasyonların içerisindeyiz. Hep böyle kalabalığın, salonların bir sıcak bir atmosferin içerisinde olurduk. Ama bugün bütün izleyicilerimiz oldukları yerden, sektörü takip edenler, modaya, tasarıma gönül veren bütün bu kesim şimdi oldukları yerden bizleri izliyorlar. Biliyoruz ki çok daha geniş bir kesimle yaşıyoruz. Ve bunu
normal dönemde bir defa yapıyorduk, bitiyordu. Ama şimdi biz bunu bütün yıl boyunca kullanabileceğiz, bütün yıl boyunca gösterebileceğiz, geliştirebileceğiz ve ilavelerle. Yani bu aslında yaşayan bir etkinlik haline geliyor. O nedenle bizim amacımız da zaten buydu. Türkiye Tanıtım Grubu'nun ülkemizdeki sektörlere katkısı son derece önemli. Ben bu proje için başkanımı tebrik ediyorum. Yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Bu işe emek veren, bu işe değer katan, bu iş için içerisinde olan bütün arkadaşlarımızı kutluyoruz. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Bu bir iş birlikteliğiyle, yani Türkiye Tanıtım Grubu, sektör ve bakanlık ve timle birlikte yapılan son derece anlamlı bir çalışma. Çok büyük katkı alanının olacağına, çok büyük bir kapsam alanlarının olacağına biliyoruz. Bu nedenle bir kez daha hayırlı olsun diyorum başkanım. Son derece etkileyici, çok güzel bir sloganı var. Türkiye'yi, Anadolu'yu üretim, İstanbul'u moda merkezi yapmak. Bu bir slogandır, bu bir rüyadır, bu bir istektir. Bu istek her geçen gün üstüne konularak bu noktaya doğru geliniyor. O nedenle bizim İstanbul'umuzun dünyada bir benzeri yok. Onun da modayla ve böyle güzel başarılarla taşlandırılması da bizleri son derece mutlu ediyor. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkürler başkanım. Biz teşekkür ederiz. Ayrıca değer katmak üzerine söylediğiniz değerli cümlelere teşekkür ederiz. Çünkü gerçekten çok önemli. Sürdürülebilirlik ve değer katmak. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un vizyonunu ve Türkiye'ye sağlamayı hedeflediği katkıları destekleyerek bu organizasyonu mümkün kıldı. Yoğun programı nedeniyle katılım sağlayamayan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'ın ilettiği resmi telegrafta yer alan güzel dileklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. İhracatımızda katma değeri artırmaya yönelik bu gibi değerli projeleri desteklemeye ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Pandemi koşulları nedeniyle alınan önlemlere, daralan küresel ticaret hacmine, artan küresel korumacılığa rağmen özverili bir şekilde çalışan ihracat ailemizin tüm üyelerini bu vesileyle tebrik ediyorum. Etkinliğin ülkemizin ekonomisine, kalkınmasına ve ihracat hedeflerimize ulaşılması yönündeki çalışmalarımıza katkı sunmasını diliyorum. Bu önemli organizasyonun düzenlenmesine öncülük edenleri ve başarılı tasarımcılarımızı kutluyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz Sayın Ruhsar Pekcan'a. Evet, bugün Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un başlangıcını katılımıyla onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Gonca Yılmaz Batur organizasyon nezdinde teşekkür ediyorum ve ona bir canlı bağlantımız var. Ona bağlanmak istiyorum. Değil mi? Var. Evet. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kıymetli sektör temsilcileri, değerli katılımcılar, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul organizasyonunda sizlerle bir arada olduğum için memnuniyet duyduğumu belirterek sözlerime başlamak isterim. Bu sene 15.sini tamamen dijital platformda gerçekleştirdiğimiz bir moda haftası olacak bu. Onun için tüm katılımcılara da değişik bir tecrübe olması, farklı vizyonlar açması anlamında önem de veriyorum bu organizasyona. Değerli katılımcılar, tüm dünyada yaşanan salgının ülkemizin önde gelen ihracat pazarlarına oldukça ağır etkileri oldu bildiğiniz gibi. Dolayısıyla ülkemiz ihracatı da bu durumdan bir olumsuz etkiye maruz kaldı. Ancak içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullara rağmen ihracatın çok hızlı bir toparlanma gösterdiğini söylemek de mümkün. Eylül ayı itibariyle baktığımızda ihracatımız %4.84 bir artış göstererek geçen senenin aynı dönemine 16 milyar 13 milyon lira olarak dolar olarak gerçekleşti ki bu da bizim için ileriye dönük çok güzel mesajları beraberinde barındırıyor. Tabii bugünün anlam ve önemi sebebiyle hazır giyim sektörümüzle ilgili olarak özellikle bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. 2017 yılında 14.7 milyar dolar, 2018'de 15.3 milyar dolar, 2019'da 15.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi hazır giyim sektörümüz ve bu artış eğilimi de aynı şekilde önümüzdeki dönemlerde de devam edecek diye öngörüyoruz. Her ne kadar koronavirüs salgını sektörümüzün ihracatı üzerinde belli bir süre olumsuz yönde bir etki yaratmış olsa da bu durumun kalıcı olmadığını sevinerek söyleyebiliriz.
Pandemi sürecinde Mart, Nisan ve Mayıs aylarında belli bir durgunluk yaşandı. Ancak şu anda görüyoruz ki bu durgunluk da kalıcı olmadı. Hazır giyim ürünleri ihracatımızda Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında her bir ay özelinde bir önceki yılın aynı aylarına göre bir artış yaşadığımızı söylemek mümkün. Sırasıyla aylara bir değinmek istiyorum. Çünkü bunlar bizler için çok umut verici ve geleceğe pozitif bakmamızı sağlayacak rakamlar. Haziran'da %15.5 oranında artışta 1.14 milyar dolar. Temmuz'da %5.4 artışla 1.6 milyar dolar. Ağustos'ta %5.6 bir önceki seneye göre artışla 1.35 milyar dolar. Ve Eylül ayında da %15.1 artışla 1.6 milyar dolar olarak gerçekleşti bizim hazır giyim sektöründeki ihracatımız. Tabii pandemi halen devam ediyor. Bu süreçte birçok hazır giyim ihracatçısı firmamızda stratejik olarak ortaklık kurduğu küresel markaların artık yeni talepleriyle, yeni beklentileriyle karşı karşıyalar. Pandemi süreci bildiğiniz gibi yeni tüketici tercihlerini de beraberinde getirdi. Anlık sipariş ve küçük miktarlı taleplere dahi hızlı cevap verebilme kapasitesi yeni dönemin en belirleyici unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bu sürecin ihracatının %70'den fazlasını Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiren ve Çin Halk Cumhuriyeti ve Bangladeş'ten sonra Avrupa Birliği'nin üçüncü en büyük tedarikçisi konumunda olan hazır giyim sektörümüz adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu dönemde, pandemi döneminde ülkemiz teknoloji ve inovasyon gücüyle rekabette kendini ön plana çıkarmayı başardı. Zira Sayın Başkanlarım da dile getirdiler, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olan ve ülkemize ihracat kültürünün yerleşmesini ve yayılmasında çok önemli yeri olan birçok ilimizin sanayileşmesine önemli katkı sağlayan hazır giyim sektörümüz bu anlamda ciddi potansiyele ait. 2019 yılında %3.3'lük bir payla dünyanın 7. büyük hazır giyim ihracatçısı konumundayız. Önce bunu bir kenara koymamız gerekiyor. Hazır giyim sektöründe rekabet ettiğimiz sınıf da artık yüksek katma değerli, kaliteli, modaya uygun ürünler üreten ama sadece bu ürünleri üreten değil, aynı zamanda modayı şekillendiren de ülkeler. Artık biz bunlarla rekabet ediyor durumdayız. Bu noktada özellikle belirtmek istiyorum. En önemli rekabet avantajımız kaliteli ve geniş ürün yelpazemiz, esnek hızlı üretimimiz, hızlı teslimat kabiliyetimiz, hedef pazarlara olan yakınlığımız, çevreye, insana duyarlı üretim teknolojilerine sahip olmamız, sektörde yetişmiş insan kaynağımız ve tabii ki genç ve dinamik nüfusumuz. Hazır giyim sektörümüzün sahip olduğu diğer avantajların yanında esnek üretim yapısı sayesinde de tabii değişen moda eğilimlerine uyum sağlayarak tasarım ağırlıklı ürünler üretimi de şu anda özellikle ön plana çıkmış durumda. Bizim sektörümüzün temel stratejisinin artık daha ucuza satmak değil, daha nitelikli satmak olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bir yandan ihracatımızı nicelik olarak arttırırken bir yandan da katma değerin yüksek olduğu tasarımlı ürünlere sıkı sıkı tutunmamız gerekiyor ve bu ürünlerin üretimini, markalı ihracatımızın payını da arttırmamızı bir zaruriyet olarak görüyoruz. Bu kapsamda yenilikçi ürün, yenilikçi üretim metotları, bunlara yönelim, tasarım altyapısının geliştirilmesi de büyük önem taşıyor. Ancak bu şekilde ihraç birim fiyatlarımıza yukarıya doğru bir hareket vermemiz mümkün olacaktır diye düşünüyoruz. Değerli katılımcılar, sektör ihracatımızdaki artış eğiliminin yıl sonuna kadar devam edeceğini ve salgının tüm olumsuz etkilerine karşında ihracatımızda yıl sonu itibariyle yalnızca sınırlı bir daralma olacağını öngörüyoruz. Tabii bununla birlikte salgın sürecinin de tüm dünyada kontrol altına alınması sonrasında güçlü bir toparlanma ve büyüme beklediğimizi de özellikle ifade etmeliyim. Bakanlığımız özgün koleksiyonları ile kendi markalarına yönelik üretim yaparak katma değerli hazır giyim ihracatı yapan tasarımcıları ve tasarımcı firmaları desteklemeyi sürdürüyor.
Bu çerçevede Türkiye Hazır Giyim ve Moda İhracatçıları sektörünün global tanıtım projesi kapsamında ülke markamızın hazır giyim ve konfeksiyon alanında bölgesel ve küresel tanıtımı için yürütülen faaliyetleri de desteklemeye devam ediyoruz. Tabii ki bu projenin önemli etkinliklerinden biri ve artık gelenekselleşmiş duruma gelmiş olan Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul bu yılda yine bakanlığımızın destekleriyle İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği organizasyonunda gerçekleşiyor. Bu etkinlikte tasarımcı, marka ve tasarımcılara kapılar bu sefer sanal olarak açılmış olacak. Bu etkinliği moda sektörümüzün bölgesel ve küresel olarak tercih edilen marka, tasarımcı ve üreticiler ekosistemine olduğu gibi tasarım ve marka odaklı ihracatımıza da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca organizasyonun ülkemizin moda ve tasarımda lider ülkelerden biri olması yolunda önemli bir kaldıraç etkisi yaratacağını da düşünüyoruz. Sayın katılımcılar, bu noktada yer gelmişken bakanlık olarak hazır giyim sektörümüze uluslararası değer yaratabilmeleri yolunda sağladığımız bazı destekler ve uygulamalarımıza da değinmek istiyorum çok kısaca. Bakanlığımız tarafından 2019 yılında 209, 2020 yılında ise 103 fuar desteklerimiz kapsamına alındı. Hali hazırda sektöre özel olarak 15 adet uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi projesi aktif olarak yürütülüyor. 20 proje de bu alanda tamamlandı. Tur Quality Marka programı kapsamında 19 firmamızın 21 markası, marka programı kapsamında ise 2 firmamızın 2 markası destekleniyor. Bunun yanı sıra son 2 yılda bakanlığımızın desteği ile Fransa, Hollanda, Rusya ve Nijerya'ya 6 adet sektörel ticaret heyeti düzenlendi. Yine 2019 yılında 5 alım heyeti organizasyonu ile firmalarımızın toplamda 2900 ikili iş görüşmesi gerçekleştirmeleri sağlandı. Ve yeni bir düzenlemeyle de tasarımcı şirket ve ofislerin yanı sıra üretici firmalarımızın da tasarım ve ürün geliştirme projeleriyle tasarım departmanı kurmalarına veya mevcut tasarım departmanlarını elden geçirmelerine, geliştirmelerine yönelik desteklerimiz kapsamında da bu destekten yararlanan firmaların %76'sının hazır giyim ve tekstil sektöründe olduğunu görmekte mutluluk verici. Bu desteğin de uluslararası markalaşma anlamında son derece kritik desteklerden biri olduğunu düşünüyoruz. Değerli dinleyiciler, tabii gelişen teknolojiyle dijitalleşme önemi her geçen gün arttı. 2020 yılı itibariyle tecrübe ettiğimiz küresel salgın da birçok alanda dijitalleşmeyi kaçınılmaz bir zorunluluk haline getirdi. Tabii biz bunu bir sıkıntı olarak değil, bir fırsat olarak aynı zamanda değerlendiriyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak her zaman olduğu gibi ihracatçımıza, ihracatımıza dijitalleşme ile destek vermeye devam edeceğiz. Gerek dış ticaret süreçlerinin dijitalleşmesi, gerek tanıtım ve pazara giriş faaliyetlerinde dijital platformların yaygın olarak kullanılması da bu anlamda somut uygulama örnekleri. Bakanlığımızın belirlenen ihracat politika ve stratejileriyle paralel olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin nezdinde Sayın Başkanımın da belirttiği gibi Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Tanıtım Grubu faaliyetlerini devam ettiriyor. Burada da faaliyetlerimizi ciddi şekilde dijital alana, sanal platformlara doğru çevirmiş bulunuyoruz. Bu anlamda Türkiye Tanıtım Grubu da İstanbul Moda Haftası'nın düzenlenmesine de hem iletişim hem bütçe anlamında güzel destekler sağladı. Bu anlamda bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum tekrar. Bu sürecin kayıplarını en aza indirmek, etkilerini en aza indirmek, telafi edebilmek amacıyla her türlü tedbir almaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sözlerime son verirken başta İstanbul'un ve sonra ülkemizin tabii ki modanın sayılı merkezleri arasında yer almasına katkıda bulunduğuna inandığımız Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul etkinliğinin organizasyonunda tüm emeği geçenlere, siz değerli katılımcılara, yaşanılan tüm zorluklara rağmen üreten, istihdam sağlayan,
ihracatımız için çaba sarf eden değerli sektör temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet, Sayın Bakan Yardımcımıza ve değerli başkanlarımıza katılımları için çok teşekkür ediyoruz. Evet, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un tamamen dijital olarak gerçekleştiren 15. sezonunun ilk defilesi birkaç saat sonra yayında olacak. Ve ben şimdiden tüm tasarımcılara iyi bir sezon diliyorum ve çok başarılar diliyorum. Ama yayını kapatmadan önce, birkaç saat sonra ilk defileyle tekrar buluşacağız ama yayını kapatmadan önce Türkiye'nin benzersiz destinasyonlarında ülkemizin kültürel ve tarihi değerlerine atıfta bulunan Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul tanıtım filmimizi çok merakla ben de bekliyorum. Sizi onunla baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere. Oh.